Önceki videolarda alınan mesafe ile yer değiştirme arasındaki farktan bahsetmiştik. Aynı zamanda konum zaman grafiğinin ne anlama geldiğini de konuşmuştuk. Bu videoda ise öğrendiğimiz bilgileri kullanarak konum zaman grafiklerine bakacağız. Ve bu grafiklerden yer değiştirmeleri ve alınan mesafeleri bulmaya çalışacağız. İlk sorumuz şöyle diyor. 3,2 kilogram ağırlığındaki bir iguana yerde ileri ve geri koşuyor. Aşağıdaki grafik iguananın metre cinsinden yatay konumunun zamanla değişimini göstermektedir. Bizden bulmamızı istedikleri ilk şey iguananın 0 saniye ile 5 saniye arasındaki yer değiştirmesi. Bu noktada dikkatli olun. Bizden 0 saniye ile 6 saniye arasını sormuyor. 0 saniye ile 5 saniye arasındaki yer değiştirmeyi soruyor. İsterseniz videoyu şimdi biraz durdurun ve kendi başınıza bulmayı deneyin yer değiştirme yalnızca konumdaki değişimi ifade ediyor. Burada işaretler önemli. Yönleri dikkate almamız gerekiyor. O zaman yer değiştirmeyi son konum eksi ilk konum yaparak bulabiliriz. Peki son konumumuz ne? Burada son konum derken grafikteki son konumdan bahsetmiyoruz. Soruda son konum olarak 5. saniyeyi vermişler. Öyleyse son konumumuz artı 6 metre olacak. Buraya da yazalım. Son konum artı 6 metreymiş. Bundan da ilk konumumuzu çıkarmamız gerekiyor. İlk konumumuz da eksi 2 metreymiş. Yazalım. Eksi 2 metre. Ne oldu şimdi? 6 eksi eksi 2 eşittir. Artı 8 metre oldu değil mi? Yani bu iguana pozitif tarafa doğru 8 metre ilerlemiş ve eğer pozitif tarafın sağ tarafı olduğunu da kabul edersek o zaman iguana 8 metre sağa doğru gitmiş diyebiliriz. Buraya şöyle bir sayı doğrusu da çizelim. Bu bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Çünkü yatay doğrultudan bahsediyoruz ama grafikte konumu düşey eksende gösteriyoruz. Ancak grafikteki düşey sayı doğrusunu alıp onu yatay hale getirebiliriz. Burası eksi 6, eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4, 6 ve 8 olur. Bakın burada şöyle bir şey oluyor. İgona hareketine eksi 2'den başlıyor. 3 saniye içinde artı 6'ya ulaşıyor. Buraya kadar geliyor ve sağa doğru 8 metre ilerlemiş oluyor. Bunun aynısını yukarıda da gördük. 6 eksi eksi 2'den 8 bulduk. Peki, aynı zaman aralığında İgona'nın aldığı mesafeyi nasıl bulabiliriz? İsterseniz videoyu durdurun ve kendi başınıza bulmayı deneyin. Alınan mesafe aynı zamanda toplam gidilen yola eşitti. Aynı şekilde ilk 3 saniyede eksi 2'den artı 6'ya kadar gitti ve o konumda kalmaya devam etti. Dolayısıyla mesafe açısından düşündüğümüzde de aynı sonuca ulaşacağız. Bu sefer yönlerle ilgilenmeyip büyüklüklerle ilgileniyorsak bile aynı sonuca tekrar ulaşacağız. Sadece 8 metre yol almış oldu. Dolayısıyla aldığı mesafe 8 metre olacak ve aynı sonuca ulaşacağız. Ama eğer soru bize 5 saniye demeseydi de 6 saniye demiş olsaydı o zaman nasıl sonuçlar elde ederdik? O zaman bir de 0 saniye ile 6 saniye arasındaki sonuçları bulmaya çalışalım. Yer değiştirme için şöyle bir şey dememiz gerekirdi. Önce artı 8 yer değiştirdik ama sonra eksi 6 kadar daha yer değiştireceğiz. Öyleyse şu şekilde eksi 6 daha gideceğiz ve böylece yer değiştirmeyi artı 8 eksi 6 olarak bulacağız. O zaman 6. saniyeye kadar olan yer değiştirme sorulmuş olsaydı yer değiştirmemiz artı 2 metre olacaktı. Elimizde ilk olarak 8 metre vardı ardından 6 metre çıkardık. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Sıfırda bitirdik. Eksi 2'den başladık. 0 eksi eksi 2'den yer değiştirmeyi 2 olarak bulabiliriz. 0 saniye ile 6 saniye arasındaki alınan mesafeyi bulmak istersek eğer ilk olarak elimizde 8 metre vardı. Ardından 0'a doğru gidiyor olsak bile bu taraftaki 0'a doğru gitmişiz. Bunun içinde 6 metre yol almışız. Bu 6 metreyi çıkarmazdık. Çünkü toplam yol açısından ilk olarak sağa doğru 8 metre gittik. Ardından sola doğru 6 metre gittik. Dolayısıyla bunları toplamamız gerekir. Yani ilk 5 saniye yerine ilk 6 saniyedeki toplam alınan mesafeyi sormuş olsalardı cevabı 14 metre olarak bulurduk. Bu kısmı biraz daha açıklığa kavuşturayım. Yer değiştirmede ve alınan mesafede buradaki ilk ayağı artı 8 metre bulduk. Ardından yer değiştirmeden bahsederken 6 metreyi çıkarmak zorunda kaldık. Çünkü sola doğru gitmeye başladık. Sola doğru 6 gitmiş olduk. Dolayısıyla yer değiştirme açısından 6'yı çıkardık. Ve net yer değiştirmeyi artı 2 metre olarak bulduk. Ama alınan mesafe için toplam alınan yolda sağa doğru 8 gittik. Ardından sola doğru 6 gittik. Bu da alınan toplam mesafeyi 14 metre yapıyor. Hadi bir örnek soru daha çözelim. 2,7 kilogram ağırlığındaki bir köstebek çölde düz bir çizgide yuvarlanıyor. Aşağıdaki grafik Kösebe'in metre cinsinden yatay konumunun zamanla değişimini göstermektedir. Yine aynı şeyleri hesaplamaya çalışalım. İlk 24 saniye boyunca, 24. saniyeye kadar gidelim ve yer değiştirmeyi ve alınan mesafeyi hesaplayalım. İsterseniz videoyu yine durdurun ve ilk olarak ilk 24 saniyedeki yer değiştirmeyi kendiniz hesaplamaya çalışın. Yer değiştirmeyi bulmak için son konumdan ilk konumu çıkarmamız gerekiyor. Son konumda 0 metredeyiz. İlk konumumuz zaman 0 olduğunda 6 metredeyiz. Bu işlem sonucundan da yer değiştirmeyi eksi 6 buluruz. Burayı bir kez daha tekrar edeyim. Zaman eşittir 24'te düşe eksene kadar dikkat edin. Konumumuzu 0 olarak gösteriyor. Buradaki 0'ı bu şekilde elde ettik. Başladığımız zamansa Zaman 0 olduğunda konumumuz buradaydı. O zaman son konum, eksi ilk konum yaparsak sonucu eksi 6 olarak buluyoruz. Bunu grafik üzerinde de görebiliyoruz. Eğer bu çizgi üzerine bakarsanız artı 6'dan 0'a doğru gittik. Bunu yatay olarak hayal edersek sola doğru 6'lık bir kayma ya da eksi 6'lık bir yer değiştirme olarak da düşünebiliriz. Bunu aynı zamanda yatay bir çizgide de göstereyim ki iyice açıklığa kavuşsun. Çizgide de şurası 0 olsun. Şurası 3, 6, 9, 12 ve 15 diye devam etsin. Evet, başlangıçta 6'daydık. Bunu morla göstereyim. 6'dan başlıyoruz. Arada bir sürü şey yapıyoruz. 24 saniye sonra da 0'a ulaşıyoruz. Dolayısıyla sola doğru 6 kaymış oluyoruz. Ya da eksi 6 yer değiştirmişiz de diyebiliriz. 0 eksi 6 eksi 6 eder. Şimdi de alınan mesafeyi bulmaya çalışalım. İsterseniz videoyu durdurun ve köstebeğin 24 saniye boyunca aldığı yolu hesaplamaya çalışın. Köstebeğin başlangıçtaki konumu 6 değil mi? Burada da göstereyim. Harekete konum 6'dan başlıyor. Bu noktada 8 saniye boyunca kalıyor. Ardından 8. saniyeden 16. saniyeye kadar konumu 9 arttırarak 15'e ulaşıyor. Yani şöyle bir hareket yaparak 15'e gidiyor. Burası artı olacak. Artı 9 ilerlemiş oldu. 16. saniyede ise 15'ten 0'a doğru gidiyor. 15'ten 0'a gidiyor. Yer değiştirme olarak düşünseydik buraya eksi 15 yazmamız gerekirdi. Ama bu sefer alınan mesafeyi bulmaya çalışıyoruz. Bu yüzden gidilen yolun farklı kısımlarının mutlak değerleriyle ilgileniyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar pozitif olmak zorunda. Burada bulmaya çalıştığımız şey köstebeğin aldığı toplam yol. O zaman burası artı 15 olacak. Yalnızca bu okların büyüklükleriyle ilgileniyoruz. Yönleri bizi ilgilendirmiyor. Öyleyse 9 artı 15'ten cevabın 24 olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu oldukça ilginç bir durum. Köstebek bütün yol uzunluğu 24 metre olduğu için toplamda 24 metre yol almasına rağmen net ilerlemesi yani yer değiştirmesi sola doğru 6 metre oldu. Bu noktayı da dikkatinizi çekmek istiyorum. Buradaki negatif sayının önündeki eksi işaret bize yön bilgisini veriyor. Sayı doğrusunda baktığımız zaman sola doğru olduğunu söylüyor. Pozitif 6 bile olsaydı, yer değiştirmeden bahsettiğimiz için pozitif olduğundan dolayı sağa doğru olduğunu belirtirdi. Alınan yol bize yön hakkında bilgi vermez. Bize yalnızca toplam alınan yolun veya yolun toplam uzunluğunun mutlak büyüklüğünü gösterir.